Merhabalar. Bu dersimizde daha önce Oracle veri tabanı yönetim sistemleri için hazırladığımız PLSQL programlama eğitim setinde de anlattığım gibi tüm veri tabanı yönetim sistemlerinde bulunan like filtre sorgusunu inceleyeceğiz. Bu like sorgusu özette şu işlere yarar. Veri tabanında örneğin isim sütunu tuttuğumuzu varsayarsak bu isimler içerisinde C ile başlayan ikinci harfi I olan tüm kayıtları getir şeklinde bir sorgu hazırlamak istersek like kullanırız. Ya da baş harfi C olmayan ancak üçüncü harfi örneğin K olan tüm kayıtları getir gibi bu tür detaylı filtreleme isteklerinde mutlaka like kullanırız. Like'ın işlevi çok geniştir ve çok faydalı bir özelliktir diyebiliriz select sorgularında. Şimdi bunun için bazı sorgular hazırladım. Bu sorguları AdventureWorks veritabanının 2008 Release 2 veritabanında kullanacağız ve sorgulayacağız. Bunun için de person şeması içerisindeki person tablosunu kullanacağız. Bunu da Object Explorer'da göstermek gerekirse burada person.person diyerek buradaki tüm kayıtlara ulaşabiliriz. Gördüğünüz gibi epey kayıt var bu tablo içerisinde. O nedenle sorgu sonuçları da uzun gelecektir. Öncelikle yukarıda Available Database bölümünde Digibill seçili. Ben bunu Use AdventureWorks diyerek istediğim veri tabanına getiriyorum. Daha sonra ilk sorgu olarak burada person tablosu da açık kalsın, dataları görebilmemiz için. Burada diyorum ki adının içinde A harfi olan kayıtlar. Bunun için şu şekilde bir yüzde işareti var. Bu yüzde işareti ilk gördüğünüz gibi en başta yani sol tarafta ve sağ tarafta kullanılmış. Bu şu anlama geliyor. Sol tarafında yani bu first name bilgisinin başında ne olursa olsun önemli değil. Ve sağ tarafında da yani sonunda da ne olursa olsun ve kaç karakter olursa olsun bu önemli değil. Biz sadece burada bu isim yani first name içerisinde A karakterinin olmasını şart koyuyoruz. Yani örneğin Cihan kaydı varsa bu first name içerisinde Cihan kaydı bu filtreyle bize gelecektir. Çünkü first name içerisinde bir A harfi vardır. Bu şekilde bu sorgumuzu çalıştırıyorum execute ile. Bakalım first name bilgisi burada first name içerisinde Diana mesela Michael şeklinde birçok kayıt var. David ve bunların her birinin ortak özelliği içerisinde A harfi var. Ancak karakter sayıları burada önemli değil. Gördüğünüz gibi farklı farklı. İşte bu sorgunun başarılı olduğunu gösteriyor. İkinci sorguya geçelim. Adı A ile başlayan ve adında us olan kayıtlar. Bunun like cümlecine geldiğimizde baş harfinde bir A görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. İlk olarak A ile başlamak zorunda. Yani burada gelecek tüm kayıtlar A ile başlayacaktır. Sonrasında ise kaç karakter olduğu önemli değil ve bu karakterle ne olduğu da önemli değil. Ancak adında us geçmesi isteniyor. Baş harfi A olacak ve içerisinde de us geçecek. Son harfleri sayısı da önemli değil ve onların ne olduğu da önemli değil. Bakalım. Bakıyoruz. Austin. Bu da bizim istediğimizi doğruluyor. Baş harfi A ve içerisinde us geçiyor. Bakalım başka kayıt var mı? Sadece Austin var. Bu şekilde bizim gene istediğimiz oluşmuş oldu. Us'tan sonra gene kaç karakter olursa olsun bu bizi ilgilendirmiyor demiştik bu sorguda. Gördüğünüz gibi Us'tan sonra Tim geliyor ve onun da sayısı önemli değil. Biz belirlemedik. Bir sonraki sorguda adı A harfiyle başlayan kayıtlar. Bu daha kolay. İlk olarak A var en solda. Yani baş harfi A olacak. Daha sonra yüzde işareti yani son harflerinin sayısı önemli değil ve ne olduğu da önemli değil.
Bu nedenle baş harfi A ancak sayıları önemli değil. Alex de var, Andrew de var. Bunların karakter sayısı birbirinden farklı. Bir sonraki kayıtta adının ikinci harfi B olan kayıtlar. Bu da şu şekilde gerçekleştiriliyor. Biz baş harfinde yani sol tarafa doğru kaç tane alt çizgi koyarsak o kadar karakteri bizi ilgilendirmiyor şeklinde bir belirtim diyebiliriz bunun için. Ancak burada bir sayı var, yani yüzde işareti gibi değil. Şu şekilde örneğin bir tane alt çizgi koyduğumuzda ve ikincisi B olsun dediğimizde bu şu anlama geliyor. Örneğin İbrahim bu kayıda uyacaktır. Ancak İ ile B arasında başka bir kayıt varsa bu kayda uymayacaktır. Çünkü biz ilk karakter yani birinci karakter alt çizgi yani birinci karakter önemli değil ifadesini kullandık burada. Ancak ikinci karakter B olması gerekiyor. Ve ikinci karakterden sonra da yüzde işareti kullanarak bunun sayısının ve B'den sonraki karakterlerin önemli olmadığını bildirmiş olduk. Sadece ikinci karakter B olmalı. Bakıyoruz A ile başlıyor, E ile başlıyor. Ancak ortak olan şey burada B karakterinin ikinci karakter olması. Bir sonraki kayıtta adının baş harfi A ile başlayan A ile E arasında olan kayıtlar. Bu biraz daha komplike bir sorguya giriyor. Bunda da öncelikle ne demiştik? Baş harfi A ile E arasında olan. Bu şu anlama geliyor. Bizim burada bir karakteri filtrelememiz gerekiyor ilk olarak. Onun için de kara parantez kullanıyoruz ve diyoruz ki kara parantez bu her kara parantez bir karakteri belirtir. Yani ikinci bir karakter üzerinde bir işlem yapacaksak bundan sonra ikinci bir kara parantez açıp onun içerisinde bu tür belirtim gerçekleştirmemiz gerekiyor. A ile E arasında olan kayıtlar. Bu ancak sadece ilk karakter için geçerli. Yani bunu sadece birinci karakter, örneğin buradaki başlangıç A gibi düşünebilirsiniz. A ile E arasında başlayan ilk karakter. Daha sonrası ise önemli değil. Yüzde işareti. Çalıştırıyorum. D, B, A, C. Bunları bildiğiniz gibi A ile E arasında olan karakterler. Bir sonraki kayıtta adının baş harfi A ile E arasında olmayan karakterler. Kayıtlar. Bunun için de tek eklememiz gereken şey buradaki işaret, üst işareti burada. Bunu eklediğimizde bu not yani SQL sorgularında da kullandığımız not ekini getirmiş oluyor diyebiliriz. Şimdi bakalım. Yani C, E, B gibi kayıtlar gelmemesi gerekiyor ve A da gelmeyecek. Görüldüğü gibi K, T, R, G, J ancak burada A yok ya da E yok. Bir sonraki kayıtta adının ilk harfi A, B, C olan ve ikinci harfi K ile Z harfleri arasında olmayan kayıtlar. Buraya dikkat edin. A, B, C olan ilk harfi ve ikinci harfi K ile Z harfleri arasında olmayan kayıtlar. Buradaki notumuzda da az önce söylediğim burada her bir köşeli parantez bir karakteri temsil etmektedir. İlk sorgumuz, ilk isteğimiz neydi? Bu ilk kaydın, ilk harfin A, B, C olması isteniyordu. İkinci ise yani ikinci bir kara parantez. Bunda da K ile Z harfleri arasında olmayan kayıtlar diyorduk. Bunda da arasında bir tire koyarak bunun arasında olmamasını istedik ve sonraki kayıtlar önemli değil şeklinde bir yüzde işareti kullandık. Çalıştırıyorum ve bunun sonucunda da bana 1775 kayıt geldi. Bu şekilde veri tabanı yönetim sistemlerinde SQL Server dahil bu like sorgusunu bolca kullanmanızda fayda var diyebiliriz.